3, 2, 1. Şimdi açmaya çalış bakalım. Çok güçsüzsün. Şuna bir bak. Zehirli ekşi şeker mi? Bununla başa çıkabilirim bence. Önce bir tane yiyerek başlayalım. Zararsız görünüyor değil mi? Bu çok ilginç. En kötü ne olabilir ki? Aa, bunu yapmak istediğinden emin misin? Ağzımda parti var gibi. Kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Vay canına! Bu şey bana süper güçler verdi. Ne yapacaksın? Lazer görüşle neler yapabilirim? Kızarmış marshmallow isteyen. Bu inanılmaz. Ben de ne olduğunu merak ediyorum. Tam isabet benimki misket limonu yeşili. Hiç zaman kaybetmeyeceğim. Güzel. Neredeyse hazırlar yumuşacıklar. Bana da bir tane ayırır mısın Thomas? İşleri ilginç hale getirelim bakalım. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Bu brokoli mi? Berbat. Bu nasıl oldu Tina? Ne? Bana sorma. Göz açıp kapayana kadar çok şey olabilir. Asla yemem kanka. Önce ben açayım. Ekşi kalem mi? Şimdiden ağzımın suyu aktı. Acaba ne kadar ekşiler? Sadece yeşil şeyleri sevdiğimi biliyorsun. O zaman hepsi bana kaldı. Dilim resmen ağlıyor. İyi misin? Öldüm, başa çıkamayacağım kadar kötü değilim. Şimdi biraz rahatladım. Bu harikaydı, parti zamanı. Deledin mi? Ağzın ne kadar büyük senin. Bu inanılmazdı. Bu pek iyi bir fikir değildi sanırım. Bu şeyler çok güçlü dostum. Sanırım sıra bende. Ne haber? Küçük uzaylı adam. Çok sevimli değil mi? Buldum. Thomas. Selam dünyada, ben dostum Mars'tan geldim ha. dakika. Sence bu ne anlama geliyor? Aman boşver. Görünüşe göre burada şeker var. Onu yemek istediğinden emin misin? Hem de çok eminim. Çok ekşi. Bu şey cidden harikaymış. Kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Bunu hiç sevmedim. Tina, sana neler oluyor? Lütfen bana zarar verme. Ne oldu böyle? Arkadaşımı ne yaptın? Sen bunun altında kal, tamam mı? Buna bulaşmayacağım. Sonunda etrafı süsleme zamanı geldi. Bu şeyleri bir yıldır görmedim. Çok, çok, çok pörsümüş. Hatırladığım kadarıyla süslerim bu kadar berbat değildi. Geçen sene bu daha dolgun değil miydi? Şu an kötü bir sanat projesi gibi görünüyor. Sakızımın burada ne işi var? Etrafı asılmayacak kadar kötü. Yalın bu zamanını seviyorum. Bir sürü çikolatam var. Şu çelengi babam sence de kötü olmamış mı? Çok yazık. Teşekkürler Tina. Biliyor musun? Sanırım onu düzeltebiliriz. Ne dedin? Çikolatayı ters çevir. Sonra üzerine iki kağıt koy. Daha sonra lastikle bu şekilde sabitle.
Sonra da bu şekilde strafor çelenge yapıştır. Bitince şöyle görünecek. Yılbaşı moduna girmenin ne lezzetli bir yolu ama. Üzgünüm eski dostum. Seni yenisiyle değiştirdik. Yeni bir şeyler pişirmeyi denemeliyim. Bekle beni yılbaşı pastası. Unla başlasam iyi olur. Her yer battı. Sanırım durumun gereği bu. Şimdi sıra yumurtalarda. Nasıl yapacağımı biliyorum. Yok artık. Sana kim böyle yumurta kırmayı öğretti? Şimdi sıra minik şekerlemelerde. Lezzetli peri tozu gibi. Sadece bir tutam yeter. Tam yağlı süt koymam gerektiği yazıyor. Sen ne dersen yemek kitabı. Bozulmuş olmasın yeter. Bu kadarı yeter değil mi? Elimle beyin sıkıyormuşum gibi. Ne yapıyorsun Thomas? İlk defa mı hamur işi yapıyorsun? Profesyonel bir şef gibiyim. Yani nerede söyleyeyim? Acaba bunu düzeltebilir miyim? Geri çekil, geri çekil. Şehre yeni bir aşçı geldi. Biraz yeşil gıda boyası dök. Güzelce karıştırdıktan sonra böyle görünmesi gerekiyor. Daha sonra bir kaşık yardımıyla külahın üzerine dök. Her yerini güzelce kapladıktan sonra üzerine renkli minik şekerler dök. Ve göz açıp kapayıncaya kadar minik bir ağacın olacak. Bir tepsiye diğer tasarımlarının yanına koy. Bunları yaparken yaratıcılığını konuşturabilirsin. Bunu yapmayı ne zaman öğrendin? Birden aklıma geldi. İlkini sen alabilirsin. Çok lezzetli olduğundan eminim. Sanki şekerli bir şaheser gibi. Harika. Evi partiye hazır hale getirmek ince bir iştir. Özellikle de işin içinde yılbaşı dekorasyonu varsa. Güzel görünüyor. Ama bir şey eksik. Masaya bolca şeker de koyayım. Arkadaşlarım bunları asla doyamıyor. Olamaz. Şeker kovama bak. Kırıldı. Başka da yok sanırım. Parti modum kaçtı şimdi. Ayağım takıldı ve bunu kırdım. Belki de bunu yaratıcılığımızı konuşturmak için bir bahane olarak kullanabiliriz. Kırılmış kovanı al. Buraya çizgi haline sıcak silikon sık. Kurumadan önce üzerine kalın bir baston şeker yapıştır. Kuruduktan sonra her yerini baston şekerle kaplayabilirsin. Fiyonk yapmayı da unutma. İri baston şekerli kovamı sipariş etti. Bu gerçekten müthiş. Yılbaşı temasına eskisinden daha uyumlu oldu. Şekerliğimizi dolduralım mı? Harika. Bu akşam hiçbir yiyecek beni geçip buraya giremez. Çok güzel bir gece olacak. Hadi gidelim. Orada durun bakalım hanımlar. İşimin bu kısmına bayılıyorum. Yiyecek giremez. Ama... Verin onları bana, onlar çöpe gidiyor. Of ya, ne keyif kaçırıcı biri. Bu sahip olduğum en iyi iş. Mutlu yıllar. Dur orada bakalım Noel Baba. Sen gerçekten Noel Baba mısın? Görünüşe bakılırsa burada bir sürü kurabiye gizli. Sadece takılıyorum Noel Baba. Buyurun girin. Teşekkür ederim. Niye bu kadar mutlusun? Parti yiyecek bir şeyler olmadan çok sıkıcı.
Noel Baba'nın bir sürprizi var. Oh, şekerler. İnanılmaz. Noel Baba işini daha bitirmedi. Ben şunu, o benim en sevdiğim. Hadi eğlenelim. Bu da son her. Bu kadar zor bir işin sonunda artık dinlenme zamanı. Buraya tartıyı kim koymuş? Sanırım kaç kilo olduğumu görmemin bir zararı olmaz. Yanlış gösteriyor olmalı. Bu donattan azıcık yemem gerektiğini biliyordum. Bir şeyler yapmam lazım. Bunların gitmesi lazım. Artık şu şeylerin cazibesinden kurtulmam lazım. Buraya artık tatlı abur cubur gelemez. Bel çevrem bana teşekkür edecek. Sadece sağlıklı atıştırmalıklar. İşte böyle çok daha iyi. Selfie zamanı. Oo, bir bildirim geldi. Tatlısız yılbaşı partisi mi? Şaka mı bu? Her neyse, yine de bir parti sonuçta. Ancak yine de belki orada tatlı bir şeyler olmasını sağlayabilirim. Denemeye değer. Öncelikle bu lollipopları eritiyorum. Şimdi bunu bir telefon kılıfının içine döküyorum. Bu farklı renkler harika görünüyor. Şimdi iyice yerine otursun. Gizli şeker. Daha önce hiçbir partide kereviz yememiştim. Merhaba kızlar. Demek geldin. Al biraz kereviz sapı ye. Şimdi insanlarla ilgilenmem lazım. İsterseniz daha kereviz ve domates de var. Telefonum çok güzel görünüyor. Bir yalayım. Hadi bizimle de paylaş. Endişeye gerek yok. Yedek var yanımda. Alın bakalım. Çok teşekkür ederim. Buna bayıldım. Ha? Siz ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Telefon kılıfını mı yalıyor bunlar? Bana yeni arkadaşlar lazım. Ama hepsi bunu yapıyorsa benim de yapmam lazım. Hiç anlamadım. Ah, sen iyi misin? Ne? Ah, yok bir şey. Çok heyecanlandım ha. Bu şehirdeki en iyi parti. İyi akşamlar hanımlar. Çantayı açın lütfen. Aman iyi. Hadi ama. Aynen düşündüğüm gibi. Yiyeceklere izin verilmiyor. Lütfen bu seferlik bu aptal kuralı görmezden gelemez misin? Aa, şu yüzlere bak. Hayır. Gıcık. Şimdi ne yapıyoruz? Hey. Nasılsın? İyi misin? Gir bakalım içeri. Teşekkürler. Hey, bir ara beraber yemek yiyelim. Kesinlikle. Ama onun elinde. Aa, bir dakika ama. Beni dinle dostum. Biz içeri giriyoruz ve abur cuburlarımız da bizimle geliyor. Bizi durduramazsın. Yanlış kızlara çattın sen. Bana müdürünün ve onun da müdürünün ismini söyle. Ona çok fena bir posta yazacağım. Sen kendini ne sanıyorsun? Muş'tan sıkıldım. Beni az evvel sen... Hayır, itmedin değil mi? Dur, bir fikrim var. Ha? Otur şuraya. Bunları saçının içine saklayabiliriz. Bunu çok önce söyleyecektin. Kıpırdama. Neredeyse bitti. Bunu şuraya bir takayım. İşte oldu. Şimdi bir iki aksesuar ekleyelim. Çok harika oldu. İşte sürprizli birkaç süsleme de ekledik mi? Çok akıllıca. Amanın, bu bayağı ağır. Nasıl görünüyorum? Mükemmel. Hadi bakalım. Yine mi siz? Çantaları açın. Şimdi mutlu musun? Tamam, girebilirsiniz. Öf, pardon. Çabuk gir hadi. Ne acayip bir saç tarzı. İşe yaradı. Yaşasın. Eyvah. Hey, şuna bakın. Kola çeşmesi. Çok iyi. Hey, yaşasın. Tamam, buyurun o zaman. Dur. Ya şundadır ya bunda. Sıra kimde acaba? Sıra önce bende. Sen de birazdan açacaksın, endişelenme. Bu ne? Zehirli nükleer atık mı? Oo, çok havalı. Beni cesaretlendir. Çok lezzetli görünüyorlar değil mi? Hmm, tadı çok keskin. Bir dakika, çok ekşiymiş. Yüzünü görmeliydin. Zehirli madde polisi mi? Ya bu gerçekten gerekli mi? Bunu halledeceğim hanımefendi. Ne yapacaksın? Dur, onu lütfen yapmayın. Koluma ihtiyacım var. Neden? Hayır, lütfen yardım edin. Birilerini arasam mı? O kadar hızlı oldu ki neye uğradığımı şaşırdım. Emma, dönmüşsün. Oh,
Güç bela kaçabildim. Zehirli olduğumu sandılar. Çabuk sen de aç. Bu bir göz küresine benziyor. Bir bakayım. Kertenkelenin gözleri de böyle. Bu şekermiş. Çok lezzetli. Bitirdin mi? Garip. Of, olamaz Emma. Ne? Boğazında mı kaldı? Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok daha iyi. Öyleyse sırada ne var? Canına, yılan olmak sana yakıştı. Biraz eğlence zamanı. Müziğe ne dersin? Tamam, dans edebilirsin. Evet, kesinlikle işe yaradı. Transa geçmiş gibi görünüyor. Güzel. Hey, bu benim. Vay canına, bu gerçek değildir herhalde, değil mi? Of, en havalı şeyler hep ona geliyor. Bana ne gelmiş? Ekşi şekerli jöle. Çok güzel görünüyor değil mi? Peki söyledikleri kadar güzel mi acaba? Emma? Hadi ama ağzıma gir artık. Ne? Çıldırmış gibi görünüyorsun. Neyse devam et o zaman. Benim burada kendi işim var. Bu pipet sanırım değil mi? Luna eğleniyor musun? İstediğin kadar gül. Sanırım farklı bir şey denemem gerekiyor. Bu çıkıyormuş. Küçük bir lollipop gibi. Çilekli. Bir dakika. Kırmızı sıvı şeker var. Bunun içine batırmam gerekiyor. Bu çok güzel olacak. Şuna bir bak. Çok ekşi. Ben de istiyorum. Ağzımı sulandırdı. Emma, bu benim. Tamam mı? Çok bencil ve kötüsün. Beni duyuyor musun Luna? Demek aç gözlüsün öyle mi? Şekeri bana ver. Evet, kaçsan iyi olur. Çok kolay kanıyor değil mi? Gel bana bakayım. Hazır mısın? Bunlar nefis görünüyor. Tabaklarımızda neden aynı şeyler var? Bu biraz tuhaf. Neyse yiyelim ha. Acaba ekşiler mi? Mayhoş ve tatlı. Birbirimizinkileri deneyelim mi? Sonuçta paylaşmak güzeldir. Bence tatları aynı. Bu da ne böyle? Sapan mı? Bu eğlenceli olabilir. Savaşmamızı mı istiyorlar? Nasıl kullanacağımı çözdüm. İşte başlıyoruz. Oldu Bill. Bana ayak uydurmaya çalış. Hazır. Ve? Bunu yapmak istediğinden emin misin? Ve? Nişan al. At. Üzerime atmamalıydın. Şu an çok sinirliyim. Görüş açımı daraltmalıyım. Şu an çok daha iyi. Gülümsemesi uzun sürmeyecek. Tam isabet. Vurdum seni Emma. Emma. Sıra ilk meydan okumada. Önümüzde bir yiyecek falan olması gerekmez mi? Bu nasıl bir meydan okuma? Belki de bozuktur. Bekle. Güzel, bu çok eğlenceli olacak. Vay canına, acaba ben başlayabilir miyim? Ne? Tamam, peki. Evet, teşekkürler. Hayır, bu alıştırmaydı. Bir daha deneyeceğim. Acele etme. Bu çok sinir bozucu. Okumaya zaman bulmak güzel. Sadece bir kerecik iyi bir şey çıksın. Sen çevir. Ne, bitirdin mi? Tamam. Evet, bu harika. Bravo.
Bu muhteşem. Çok lezzetli. Sana yardımcı olabilir miyim? Canım arkadaşım, affedersin. Ayağım takıldı da pastaya düştüm. Evet, kesin öyledir. Biraz daha ister misin? Bu çok heyecanlı. Bakmak yok. İşte geliyor. Tamam, o kadar da kötü değil. Güzel kokuyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Bu nefis. Çok susadım. Biraz içebilir miyim? Ha? Elbette. Karpuzlu gazoz. Bu çok tatlı. Sağlığına. Ne yapıyorsun? Biraz kıtır kıtır ama güzel. Ha? Ay. İşte bu yüzden şık restoranlara gidemiyoruz. Üzgünüm. Neredeyse unutuyordum. Vay canına, şuna bak. İşte bu harika. Sen iyi misin? Bana at. Top mu istiyorsun kızım? Top at, yakalayayım. Bu biraz tuhafmış. Kimin umurunda karpuz toplarım var? Cennetteyim. Bak, yakaladım. Yine. Sen de kalsın. Harika. Bedava yemek. Daha sonra konuşmalıyız. Bakalım bu kez ne var? Minik karpuz şekerlemeleri. Bunun tadına bakacağım. İyi de bu ne için? Bunu yesem mi? O ağzın için. Gerçekten mi? Anladım. Ne de olsa bu bir meydan okuma. Gelimse sanki dişçi değilmişim gibi. Harika görünüyorsun. Çok komik. Şimdi sıra şekerlemede. Biraz sert. Bu çok zor. Komik görünüyorsun. Buna bayıldım. Sıra sende. Karpuz şeklinde bir çubuk dondurma. Yumuşacık. Burası soğudu mu? Hareket edemiyorum. Bir şey yapmam lazım, düşün. Buldum. Neyse ki çantamda böyle acil durumlar için bir saç kurutma makinesi var. Seni saralım. İşe yarıyor mu? Sanırım eriyor. Kimi kandırıyorum, bu sonsuza kadar sürecek. Seni çok özleyeceğim küçük buz küpüm. Eriyorum, eriyorum. İşe yaradı. Başardım, çok mutluyum. Bu çubuk dondurma çok güzel. Hadi bakalım. Açıyor muyuz? Şimdi duramazsın Thomas. Tam oyun havamdayım. Canına, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Yeni dişlerim güzel mi? Thomas. Yeni kaplamalarım güzel mi? Bu çok komik. Hayır. Aslında komik olan buydu. İyiyim, dişlerim yerinde. Acısı yarın çıkar. Şimdi kendiminkini kesinlikle istiyorum. Bu çılgınca şeye baksana. Bu steroid dolu bir biberon gibi. Kıpkırmızı en sevdiğim. Bunlar ekşi toplar mı? İzninle daldırıyorum. Şeker patlaması diye buna derim. Buna doğuştan hazırım. Çok lezzetli. Thomas, koca bir bebek gibi görünüyorsun. Şaka yapıyordum. Annemi izliyorum.
şimdi daha iyi. Bebekler ne çok ilgi istiyor. Thomas, yangın çıkmış. Ezik. Ooo, yeşil çay en sevdiğim aroma. Kim bu çubukları sevmez ki? Bayağı şanslıymışım desene. Hiç alev göremiyorum. Aa, tamam, pardon. Beklediğimden de iyi. Bu bana sıcak bir yaz gününde yeni kesilmiş çimleri hatırlatıyor. Ah, nereye gitti öyle? Tina, orada mısın? Aman neyse, daha güzel şeylere geçelim. Tada! Bu ilginç bir tabak. Küçük bir yangın söndürücü mü? Pekala. Ve büyük ve acı bir biber mi? Deneyeceğim. Burası biraz sıcak mı oldu? Biri bana yardım etsin. Oh, yangını söndürün. Ah, bunu bir daha ısırmayacağım. Çok lezzetli. Gerçekten bir garipsin Thomas. Hazır mısın? Harika. Skittles'a bayılıyorum. Sen de değil mi? Ben de. Bahse girerim, bütün paketi yiyebilirim. Umarım içinde çok fazla yeşil vardır. Yeşilleri nasıl ayırabileceğimi biliyorum. Yeşiller buraya. Başka yolu yok. Harika. Bunu neredeyse kaçırıyordum. İşte oldu. Ha? Ha? Hadi ama. Bu süreç beni gerçekten rahatlatıyor. Thomas? Açıl. Seni yeneceğim, şeker kabı. Hadi ama açıl. Hadi lütfen açıl. Aa! Tamam, bir de ben deneyeyim. İzle ve öğren. Oo! Süperlere eski de saldırısı. Bitti mi? Bunları şimdi nasıl yiyeceğim? Kazaydı, yemin ederim. Hey, bir tane kırmızı kalmış. Hiç yoktan iyidir. Bir dakika, bendeki kırmızıları yiyebilirsin. Gerçekten mi? Beni affettin mi? Bu sonuncusuydu. Sanırım her şey hazır. Noel Baba geldi. Noel Baba mı? Çok heyecanlıyım. Hediyeler. Oh! Sırtım, popom çok acıdı. Neden her yerde gazoz var? Mutlu yıllar. Haha, çok komik. Bunları temizleyecek misin? Teşekkürler Noel Baba. Aman tanrım, Noel Baba gerçekten burada. Noel Baba, aman tanrım. Hey Noel Baba, çok heyecanlıyım. Umarım cici kız olmuşsunuzdur. O benim. Hayır, benim. Ver şunu bana. Bırak, Noel Baba onu bana verdi. Noel Baba'nın başı dönüyor. Gülümseyin Noel Baba. Noel Baba'nın listesini değiştirmesi lazım. Bekle, ben de fotoğraf çektireceğim. Ho 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 diyelim. Noel Baba ile tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak. Aa, evet, eğlenceli olacak benim için. Bir gıda boyası al. Yeşil günün havasına çok uygun. Sonra kapağı aç ve boyayı çekmek için bir şırınga kullan. Bir şeker al ve sonra şırıngayla boyayı şekere sık. Şimdi geriye sadece şekeri pakete geri koymak kaldı. Eğlence başlasın. Ah hey, şeker ister misin? Evet, şekere bayılırım. Teşekkürler. Naneli, sağ ol arkadaşım. Noel Baba, seni görmek ne güzel. Kameraya bak, gülümse. Bu harika bir resim olacak. İşte bir kase dolusu meyve. Bir tane de kendime alayım.
Tamam. Bütün portakallar neden kayboldu? Dün gece burada neler oldu? Kamera her şeyi görmüştür. Bunu öğrenmem lazım. Ne olduğunu merak ediyorum. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Ah, o şey buzdolabından mı çıktı? Portakallarım. Buldum. O şeye bir ders vermeliyim. Sarımsak dişlerini soy. Turuncu renk boyayla boya, daha iştahçı görünecekler. Şimdi onları sadece portakalın içine koymam gerekiyor. Bir parçasını çıkar ve sarımsağı onun yerine koy. Kabuğunu geri koy. Bu birisi için güzel bir sürpriz oldu. Bakalım bu portakalı beğenecek mi? Koku alıyorum. Nefis bir koku. Küçük gözlerim gizlice gözetler akşam yemeğini. Bu olmaz. Sulu lezzetli portakallar. Daha çok, daha çok. Bir tane kaldı, bunu da afiyetle yiyeceğim. Bunun tadı berbat. İğrenç. İşe yaradı. İşte mükemmel bir yılbaşı hediyesi. Ooo, bak hediyeler. Bu ne acaba? Hadi açıp içine bakalım. Bekle, o benim hediyem olacak. Hayır, benim. Çek ellerini. Kızlar, durun. Daha yılbaşı gelmedi. Ama anne. Peki, bekleriz. Hepsi senin suçun. O hediyenin ne olduğunu görebilirdim. Belki herkes uyuyana kadar beklersem hediyenin ne olduğunu görebilirim. Vay canına, nasıl horluyor. Çok uykum var. Hayır, uyan. Hediye, odaklan. Daha çok kahve içmeliyim. Uyanık kalmak zorundayım. Galiba işe yarıyor. Hayır. Ha? Önce onun uyuyacağını biliyordum. İyi uykular. Ona küçük bir hediye verme vakti geldi. Bu müthiş olacak. Sanki kara benziyor. Layığını bulacak. Ah, uyandım, uyandım. Bu da ne? Ayaklarım, neden krema kokusu alıyorum? Çok komik görünüyorsun. Yılbaşını mahvettin. Bu işe yarar. Umarım. Burası harika. Hanımlar, iyi görünüyorsunuz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. İşte bu olmadı hanımefendi. Açıklamak ister misiniz? Kural kuraldır ufaklık. Ama bunu daha yeni aldım. Yazık oldu. Hey, sakalına bak. Ne yapacağımı biliyorum. Bu işe yararsa iyi olur. Her şey sakalda gizli. İşler kızışıyor. Hadi yapalım şunu. Merhaba bayım. Yanımızda yiyecek yok, gördünüz mü? Pardon, eşime bakmayı kes dostum. Bizi içeri alacak mısın? Tamamdır, girin bakalım. Teşekkürler. Ben de bundan almalıyım. Sence inandı mı? İçerideyiz. Parti zamanı. Oh evet. Aha. Ha, burası çok sıcak. Dans eden robot. Ha. Biraz enerji patlaması iyi geldi. Bir fikrin var mı? Cevap burnumun hemen altında. Oh, olamaz. Terim hepsini eritmiş. Ben almayayım. Tadı harika. Herkesin zevki kendine. Of, sıkıldım. Öğle yemeğini yine mi atladım? Neyse ki gizli bir zulam var. Yesem mi?
Geçen sefer başım belaya girmişti. Ah! Of! Evet, kovuldun. Hala giyinmedin mi? Paketi görmüyor, değil mi? Of, ne? Ya şimdi ya hiç? Mikrofonum. Onları buraya saklayacağım. Bu biraz zor. Ama sanırım halledebilirim. Kapanınca görünmüyorlar bile. Ay canına. Hepinizi çok seviyorum. Gizli atıştırmalık yeme zamanı. Bir tane yeter. Şarkıma dönsem iyi olur. Dur burada. Yiyecek ve içecek sokmak yasak. Bunları alamazsın. Alırım. Hayır dedim. Hepsini şimdi yiyeceğim. Görüyor musun? Yiyorum hepsini. Aa, olamaz aslında. Bu da bir yöntem. Ama ben bu kadar şeyi burada yiyemem ki. Ama bir fikrim var. Bu da kim? Sanırım ünlü bir pop yıldızı. Onu tanıdın değil mi? Ne haber dostum? Bilmem. Pop müziğin kraliçesi. Onu içeri almalısın. Öyle mi? Bir dakika. Gördün mü? Bu o. Sanırım benziyorlar. Ne haber? Sen bilirsin. Seni beklettiğim için özür dilerim. Sorun yok. Ne şapşalama. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Gece boyunca parti yapacağım dostum. Buna ihtiyacım yok. Şimdi sıra en iyi atıştırmalığa geldi. Peynirli puflar. Çok tuzlu. Bunu daha sık yapmalıyım. Hazır mısın? Önce sen. Bu karpuzlu kara şeker mi? Ay çok mutluyum. Belki de... Evet, bu işe yarayacak. Düşüyor. Ama yemeğini oynamamalısın. Tamam, sıra bende. Şimdi çok nefis görünüyor. Karpuzlu jöleli şekerleme. Bekletmeden yiyorum. Çok iyi. Ha? O bir puan tahtası mı? Ah, ben 0 almışım. Bu neşemi yerine getirir. Evet, 1 oldu. Demek böyle oynamak istiyorsun. Beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Hadi bakalım, hepsini sığdırmalıyım. Tam bir amatörsün. Böyle şeylerde uzman sayılırım. Aa, gerçekten mi? Bitti. 20. 20. Evet. Berabereyiz. Bunun tadına bakacağım. Çok hafif, çok yumuşak. Bence ben... Dur bakalım. Olmaz. Önce ben. Neyse, hadi başla. Karpuzlu jöle en sevdiğim. Çok güzel. Tam da sevdiğim gibi. Mükemmel. Biraz kıskandım. Lütfen güzel bir şey olsun. Lollipop mu?
Tam bir hayal kırıklığı. Ah neyse. Aslında bayağı güzel. Şu haline bak Lollipop, çok sıkıcı. Jöle. O küpeler bana bir fikir verdi. Orada neler dönüyor? Aa, ne demiştin? Lollipoplar sıkıcı mıydı? Bu haksızlık, çok şık olmuş. Herkes muhteşem olamaz. Ah, yapıştı saçım. En azından jölem var. Sen iyi misin? Yapıştı, çıkaramıyorum. Çıkmıyor. Ay, canı fena yanmıştır. Biraz yardım etsene. Ay, ne kötü bir arkadaşım. Dur yardım edeyim. Önce ben açabilir miyim lütfen? Teşekkürler. Tada! Parmak! Kulaklarım kanıyor resmen. Of! Pekala, bu gerçekten iğrenç. Gerçek olmayacak kadar yumuşaklar. Demek ki gerçek değil şeker. Emma'yı korkutsam mı? Luna, hayır, bakamayacağım. Hey, bunlar çok leziz. Hadi işleri kızıştıralım. Ah, bakamayacağım. Bitti mi? Şurayı parmakla işaret etmek istedim. Tamam, bu çok komikti. Demek bunların tadı güzel, ha? Düşündüğümden daha güzelmiş. Ben demiştim. Artık kendininkini açacak mısın? Aa, iyi hatırlattın. Aa, bu da çok garip görünüyor. Gözlük ve bardak. Garip bir ikili. Bakalım. Oldu. Şimdi ne yapacağım? Diyodum almam gerekiyor sanırım. Bu ucu unutmayayım. Vay canına, işte geliyor. Gördün mü? Neredeyse geldi. Bekleme, kesinlikle değdi. Ne? Ah, daha fazla içmek istemiyorum. Ne içiyorum ki zaten? Bilmek istemiyorum. Gözler bu kadar yumuşak mı oluyor? Hadi bakalım. Şaka yapıyor olmalısın. Ha, bu gerçek bir göz küresi değil. Öyle olsaydı bunu yapar mıydın? Umurumda değil, yine de çok iğrenç. Hadi açalım bakalım. Önce ben açayım lütfen. Ha? Çok sulu görünüyor değil mi? Turnayı gözünden vurdum. Umarım tadı göründüğü kadar güzeldir. Gerçek karpuz gibi ama yumuşak ve çok eğlenceli. Bunu görüyor musun? Isır. Bıngıl bıngıl. İzlemesi çok eğlenceli. Tadı aynı karpuz gibi. Sadece ekstra şekerli. Oh, sıra bende. Vay canına, benimki acı görünüyor. Bunlardan birini denemeye cesaret edebilir miyim acaba? Emma. Ah, canına gerçekten de ne yersen olsun. Ah, canına. Çok güzel. Ha, bu eğlenceliydi. Ah, vay canına, bu çok acıydı. İyi anlamda değil. Bunu yemek zorundayım değil mi? Benden başka tarlaya var mı? Oh, 100 derece gibi. Biri klimayı açabilir mi? Of, içimden lav akıyor gibi. Ay. Bunu ben mi yaptım? Halledeceğim. Bekle, halledeceğim. Oh, ucuz atlattık. Evde sakin bir akşam. Buna ihtiyacım var. Aa, bitmiş. Çok hayal kırıcı. Başka neler varmış? Aa, bu da bitmiş. Başka ne var? Aa, bu nedir? Yılbaşı partisi. Bunu tamamen unutmuşum. Eğer çabuk olursam hala girebilirim. Şimdi hızla bir değişeyim. Pek eğlenceli olmadı. Ama yine de olur.
Yanıma birkaç abur cubur alayım. Bunu ve bunu. Bu da güzel görünüyor. Ve unutma, eğer yanında şekerleme olursa ceza alırsın. Ceza almak istemiyorum. Bunları evde bıraksam iyi olur. Ama diğer yandan tatlı şekerlere bayılıyorum. Bir saniye, şapkam. Bu işe yarar. Noel Baba şapkası ve biraz pamuk şekeri alıyoruz. Pamuk şekeri şapkanın kenarına iliştiriyoruz. Bunu kimse anlayamaz. Dur bakalım orada. Ver şunu bana. Çikolatayı ver bana. Şimdi gir. Asla akıllanmıyorlar. Umarım bu işe yarar. Dünyanın en tatlı şapkası. Tamam, şimdi sakin ol. Dur bakalım, sana şöyle bir bakayım. Hiçbir yerde şeker falan göremiyorum. Ama şeker kokusu alıyorum. Aa, benim parfümüm. Hıpçı! Gir hadi, yürü bakalım. İşe yaradı, yani teşekkürler. Bunun parti gibi parti olacağını sanıyordum. Çok sıkıcı. Hey, mutlu yıllar. Kim eğlenmek istiyormuş bakalım? Siz niye bu kadar mutlusunuz? Şunu deneyin. Senin şapkanı falan yemek istemiyorum. İyi o zaman. Ya aklını kaçırmış ya da... Bu pamuk şeker. Buyurun kızlar. Pamuk şeker. Güzel değil mi? Üstünü tararken sakin dur. Temizsin, gir. Sıradaki... Dur, yanınızda tatlı şeyler var. İçeri giremezsiniz. Buraya tatlı bir şey giremez. Yemin ederiz bilmiyorduk. Yana geçin. Hadi ama. Hey, elimizdekileri içeri nasıl sokabileceğimizi biliyorum. Bu harika bir fikir. Üstünüzde şekerleme cinsi bir şey var mı? Hey, bu da ne? Affedersiniz, biz geliyoruz. Görecek bir şey yok. Neredeyse geldik. Sakin ol. Neden durduk? Yardımcı olabilir miyim? Bunu sizinle bir konuşalım. Ben size ne demiştim? İçeri çikolata giremez. Bunun işe yarayacağından emindim. Ve planımız nedir? Başarılı bir gece. Hiçbir şeker geçemedi. Hey, korkutucu kapı görevlisi. Bana yardım edebilir misin? Kayboldu. Şu dükkanı bulmam lazım. Sen buradasın ve dükkan da tam aşağıda. Şekerlemeler, olduğun yerde kal. Ve geri çekil. Of. Anlamsız güvenlikçi fazla uyanık. Bir dakika. Ver şu bisküviyi bana. Şöyle yapıyoruz. Bunu elbisenin içine sokacağım ve lastik bantla yerine bağlayacağım. Bir tane de buraya koyacağım. Parti kıyafetlerine benzeyecek böylece. Vay canına, bu çok akıllıca. Ben de dikkatini dağıtırım. Bunu izle. Anladım. Hadi bakalım. Yine mi siz? Elbisen hoşuma gitti. Hey, ver şu lollipopu bana bakayım. Ne? Sen çok kötü birisin. Hadi girin bakalım. Ne güzel lollipop. Bu işin güzel yanları var. Başardık. Gerçekten başardık. Bu şekerleme dil gayet iyi işe yaradı. Ben. Dur, şuraya bak. Hep işe yarar. Vay, karpuz ayakkabı. Benim. Dur. Ya, iyi de istiyorum. Şahsına küs. Bir şey deneyeceğim. Hep bunu yapmak istemişimdir. ASMR severlere hediyem olsun. Sesi güzel mi? Kazısam nasıl olur? Kesmeyi deneyelim. İşte bu. Çok güzel duruyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Leziz. Yumuşacık. Dur, hemen dur. Peki. Birileri biraz gıcık oldu. Teşekkürler. Evet, sıra bende. Ne kadar tatlılar. Dondurmaya bayılırım. Hadi deneyelim. Çok leziz. Beğendim. Soğuk. Çok soğuk. Şunu gördün mü? Süper gücün falan mı var?
Müthiş bir şeydi. Aa, iyi mi senin buzunu çözeyim? Evet, daha iyi oldu. Bizi göremiyorlardı. İhbar açayım mı? Aa, karpuz cupcake'leri. Harika görünüyorlar. Kokuları da çok güzel. Aman tanrım, müthişler. Durmadan yiyebilirim. Daha da istiyorum. Aa, bir fikrim var. Kırıntıları toplayalım. Sonra da ekelim. Umarım işe yarar. Evet, Doğa Ana, yap sihrini. Ama filizlendi. Yok artık, inanamıyorum. Benim küçük karpuz çiçeğim. Vay, yumuşacık. Ah, çok rahatlatıcı. Stresimi eritip götürüyor. Ah, ruhum dinginleşti. Hey, sana ne gelmiş? Açıp bakalım, açıyorum. Ha? Konsol kolumu? Anlamadım. Ne olacak acaba? Seni? Peki, beni stres bastı. Oyun karakteri mi oldum? Ay, kaçmam lazım. Yakalayamazsın ki. Yani umarım. Kardiyo çalışmam lazımmış. Neredeyse kurtuldum. Kazandım. İyi olmana sevindim. Neler yaşadığımı asla inanamazsın. Hey, şuna bak. Karpuzda Pac-Man. Bir ısırık alacağım. Bence hak ettim. Çok ferahlatıcı. Karpuza bayılıyorum. Lele, bir parça ister misin? Al bakalım. Ah, teşekkürler. Ah, güzel olmuş. Bu yılbaşı partisi harika gidiyor. Kolayı bayağı seviyorsun değil mi? Ben benimkini bitirdim bile. Ah, bana bırak. Bir bardak kola geliyor. Görüşürüz. Tek kaldım. Evet. Bardağımı doldurabilir misin? Al bakalım. Bu kadar yeter, teşekkürler. Hoşça kal. Ben de biraz daha alayım. Yavaş olun millet. Sadece iki elim var. Biri bana yardım etsin. Ha, herkese yeter mi bilmiyorum. Hadi ama millet. Durun biraz düşüneyim. Aa, buldum. Eğer bardakları doğru açıyla dizersem bir bardağı dökerken 5 bardak dolar. Hatta 20 bardak. O kadar bardağım varsa tabii. Bana içecek tedarikçisi deyin. Oo, cidden mi? O zaman bana iyi yıllar. Ah, bu ağaç çok güzel değil mi? Bu eski tip süsler çok güzel duruyor. Ben de biraz süs eklesem olur mu? Ne kadar fazla olursa o kadar iyi. En sevdiğim süsü görmek ister misin? Hiçbir süsü yiyebilmeyi istedin mi? Kiraz aromalı. Bunu yemek güvenli mi Tina? Endişelenme, onu ben yaptım. Çok kolay, sana nasıl yapıldığını göstereyim. Önce kırmızı jelibonları bir bardak suya dök. Güzelce ve hızlıca karıştır. Güzelce karışıp eridiğinde onu bir plastik şırıngaya koy. Bardağı kenara koy ve sıvıyı plastik bir topa enjekte et. Ağzına kadar doldur. Sonra süsün ucuyla kapat ve dondur. Plastik kabı çıkar ve işte oldu. Sana bunu yapmanın kolay olduğunu söylemiştim. Ben de denemek istiyorum. Deneyebilir miyim? Bu neli?
ananaslıymış. Sıra gizli hediye çekilişine geldi. Lütfen iyi biri olsun. Sıra sende. Mecbur muyum? Harika. Sanki başka kimse yok da. Ha, bu çok heyecanlı. Oo, çok şanslıyım. Bir fikrim var. İhtiyacım olan tek şey bu balon ve biraz süt. Balonu sütle dolduruyorum. Dikkatli olmalıyım. Sütü heba edemem. Sonra bunu kutuya koyacağım. Balonun ağzını kutunun kenarına koy ve kapakla yerine sabitle. Bu kutuyu daha büyük bir kutuya koyuyorum. Bu fiyonkla sahiden güzel oldu. Umarım onu beğenir. Ah, bu güzel görünüyor. Hoşçakal anne. Vay canına, şu büyük hediyelere bak. Hem de bana. Teşekkürler gizli Noel baba. Aa, bir kutu daha. Tamam. Bir tane daha mı? Kandırdım. Umarım beğenmişsindir. Hayır. Bunu niye yaparsınız ki? İşe yaradı. Seni gidi. İyiydi. Beğendim. Kesinlikle bir şef olmam lazım. Bütün hareketleri yapıyorum sonunda. Biraz karıştırayım. Mükemmel. O da ne? Ah, telefonum. Alo? Ha? Ha? Tamam. Vah canına. O koku da ne? Fena değil. Ama bir iki malzeme daha lazım. Bu olur. Geri geliyor. Evet, bu harika olur. Sonra görüşürüz. Galiba oldu. Şimdi kalıplara koyacağım. Mükemmel. Şeker çubuklarını da koyuyorum ve geriye sadece soğumak kaldı. Bunlar nefis görünüyor. Bitti. Bayağı uğraştırdı. Yoruldum. Biraz dinlenmeliyim. Ho ho ho. Aa, ne güzel bir ağaç. Bu hediyeler altına çok yakışacak. Sıradaki eve geçeyim. Bu iş çok acıktırıyor. Bir dakika. O nefis koku da ne? Bana Noel annenin yemeklerini hatırlattı. Lollipop. Noel baba lollipoplara bayılır. Bir dakika. Birkaç tane de yanıma alayım. Bu kadar yeter. Tadı güzel. İlginç bir aroması var. Acı, acı, çok acı. Buradan gidiyorum. Bir daha asla gelmem. Bir şey duydun mu? Noel baba gelmiş. Vay canına. Sıradaki oyunu hazırlayalım. Bu gıda boyasından kullanacağım. Çok fazla değil. İşte bunu göndersem iyi olur. Aha, bir yılbaşı kartı. Işıklar çok karışmış. Acaba kimden? Kim gönderdi? Bunun almak isteyeceğimiz türde bir kart olduğunu sanmıyorum. Sorun yok. En kötü ne olabilir ki? Burada bekle. Al bunu giy. Sahiden mi? Bence bu renk bana yakışmaz. Aslında yakıştı. Artık hazırsın. Hadi gel. Bu çok heyecanlı. İyi şanslar. Bunlarla ne yapıyoruz? Bulduğumu tabaklara koyuyorum. Hangi tabağa? Buna. Bu da sarı olana gidebilir. Ne olacak görelim. Evet, haklıymışım. Aa, bana mı? Çok şirin. Oyuncak ayı istiyorum. Bunu buraya koyacağım, sonra oraya. Hadi ama. Doğrusu bu sanmıştım. Dikkat et, alerjim var. Bu gıdıklıyor. Diğer şişeyi dene. Tamam, işte geliyor. Bu mavi. Hayır. Aslında komikti. Hey, nasılmış?
Tamam, sıra bende. Evet, doğru yaptım. Oo, çok iyiyim. Vay canına. Teşekkürler Noel Baba. Telefon mu? Buyur. Mutlu yıllar. Teşekkürler. Hadi bakalım Julie. İstersen ilk sen aç. Aa, ben mi açayım? Güzel. Yeşil gazoz gelmiş bana. Yeşil limonlu gazoza bayılırım. Çok ferahlatıcıdır. Bir saniye. O bu jöle. Şişenin kendisi ve gazoz tamamen jöle. Bak nasıl sallanıp titreşiyor. İnanılmaz. Çok eğlenceli ama şimdi ciddileşelim. Al bakalım, işte şişenin üstü gitti. İşte bu kadar, artık sadece jöle kaldı. Oh, anlamaz, şu an jöle gazozunu acayip kıskandım. Şimdi altını çevirip dibinden bir ısırık alacağım. Çok güzel. Yemekten kendimi alamıyorum. Çok harika. Yemekten kendimi alamıyorum. Jöle. Vay canına, kendini iyice kaptırdın. Pekala, şimdi sıra bende. Yaşasın. Görünüşe bakılırsa bana da gazoz jöle gelmiş. Ama benimki kırmızı bir şey. Limonlu değil. Bir bakayım şuna. Evet, kesinlikle jöle ve içecek bir şey değil. Pekala, şimdi bunu bir ayağa kaldıralım. İşte oldu. Bıngıl bıngıl ama. Vay canına. Bunu elde tutmak çok zor aslında. Sanırım kesmek için bir bıçağa ihtiyacım olacak. Sana yardım edeyim. Merhaba dostum. O şey de nedir? Bunu aldım. Hey hırsız! Al hadi Jolie, çatal bıçağını getirdim. Ah, teşekkürler Leo. Çok düşüncelisin. Tamam, artık bu jöle şişenin içine bir dalalım. Bu çatal bıçak işi çok kolaylaştırıyor. Ah, olamaz. Yakaladım. Bütün elime bulaştı. Bir dakika, sanırım nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Burada işe yarayabilecek bir şeyler olmalı. İşte bu yarayabilir. Neler oluyor? Tişörtüm. Jolie, sana bir bez peçete getirdim. Teşekkür ederim. Bu çok işe yarar. Bu niye parfüm kokuyor? Nereden aldın bunu? Görünüşe bakılırsa yeni tura hazırız. Bakalım bu neymiş? Bunun ne olduğunu anlayamadım. Bu bir kuş. Bununla ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. O zaman ben de açıp bana ne geldiğine bakayım. Benzer bir şey gelmiş. Ama kuş yok bende. Güzel bir şey. Leo, o ne? Hadi biraz bilim yapalım. Bunun ne olduğunu anlamam lazım. Bu cımbızı kullanıp daha yakından inceleyeyim. Bakalım bu şeyler neymiş. Vay canına, çok ciddiye aldım bu işi. Tamam, sanırım bunu kuşun içine atmamız lazım. Sonra da diğerleriyle böyle devam ediyoruz. Vay canına, o cımbızla işi bayağı ilerlettin. Evet ama içimde bunu başka bir şekilde halledebilirmişim gibi bir his var. Belki bu işi denklemlerle çözebilirim. Ya da belki farklı bir şey yapabilirim. Şimdi bu kaseye boşaltalım. Sonra da bu kaseye boşaltalım. Acaba şöyle mi yapsam yoksa böyle mi yapsam? Tamam. Benim de elimde bu kırmızı sıvı var. Şimdi bu sıvıyı şirin ufak bardağa döküyoruz. Vay canına, sıvıyı bardağın içine mi döküyorsun? Aynen öyle. Şimdi de içine bu minik parçacıkları ekleyeceğim. Hadi girin bakalım. Bir de şöyle güzelce karıştıralım. Bak sıvının içinde nasıl dönüyorlar. Adeta büyülü bir şey. İzlemesi çok zevkli. Şuna bak. Hala dönüp duruyorlar. Vay canına. Benim de bunu denemem lazım. Bendeki sıvı yeşil ama. Bak. Daha sıvıyı eklerken dönmeye başladılar. Çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Bu tura bayıldım. Çak hadi. Hadi bir deneyelim şunları. Tamamdır. Sağlığına. Hadi içelim. Tadı güzelmiş. Ama bu kuştan içmek biraz zor. Hepsini içtim. Keşke daha olsaydı. Olmaz, sakın yapma. Leo! Benimkini açsam mı? Tamam, hadi başlıyorum. Bir dakika, çılgınca bir fikrim var. Hadi değişelim. Evet, bu harika bir fikir. Bakalım bende ne varmış. Hey, bu bir karpuz. Evet, bu harika. Güzel, bende ne olduğuna bakayım. Hey, bu da ne ya? Bende boş bir karpuz kabuğu var. İçi tamamen boşaltılmış. Bunu yemenin en iyi yolu ne acaba? Isırarak mı, ellerimle mi? Of ya, keşke çatal bıçak falan olsaydı. Onda kocaman bir karpuz var. Bende ise hiçbir şey yok, inanamıyorum. Hey, dur bir dakika. Dahice bir fikrim var. Yanımı yürürlüğe koyma zamanı.
Bu slime'ın bir gün işe yarayacağını biliyordum. Pekala, bunu boş kabuğun içine döküyorum. İşte dökülüyor. Löp löp löp. Mükemmel. Bütün kabuğu dolduruyorum. Şimdi de şu çekirdekleri serpeyim ki gerçek gibi görünsün. Nihayet şimdi tekrar değiş tokuş edelim. İşte bu kadar. Hiçbir şeyin farkına varmadı. Nihayet şimdi bu leziz karpuza yumulma zamanı. Hey, bu da nedir böyle? Bu karpuz falan değil ki. Sahte bu. Bu slime. Ah hayret, gerçek olmaması ne yazık. Ama sanırım şimdi ben benimkini yiyeceğim. Daha fazla bekleyemem. Pekala, ya bu nasıl? Ben slime yüzlüyüm. Ödümü koparttın. Çok şapşalsın. Al, karpuzu paylaşabiliriz. Ah, sağ ol. Hey, bekle. Hadi taş kağıt makas oynayalım. Hop, ben kazandım. Aa, şu müthiş şekilde oyulmuş karpuza bak. Sevimli ve sanki biraz ürkütücü görünüyor. Bir sürü keskin dişi var. Benimkine bakmak için daha fazla bekleyemeyeceğim. Hayır, çok korkunç. Bu bir köpek balığı. Tabağımda bir köpek balığı var. Hey, dur bir dakika. Bu lastikten oyuncak bir köpek balığı. Yazık oldu. Gerçekten bu seferki çok saçmaydı. Bir dakika, bunu düzeltmek için ne yapmam gerektiğini buldum. Bende bir tuş var. Üstüne basıp bakalım bir şey değişiyor mu diye bekleyeceğim. Bu ne ya, köpek balığından tavuk ayağına mı dönüştü? Bu daha da beter, hiç sevmedim. Evet, sana hiç gıpta etmiyorum. Bu o sahte slime karpuzundan bile beter. Tuşa tekrar basacağım. Lütfen lütfen lütfen. Ah, olamaz. Hayır hayır hayır, bu düşündüğüm şey olamaz. Squid Game oynamak istemiyorum. Yok yok yok, bu aynen geldi yere gidiyor. Ucuz atlattım. Sanırım bu sefer ne geldiğine bir bakmalıyım. Evet, nihayet iyi bir şey geldi ve bu bir karpuz. Karpuzdan bir fil. Çok eğlenceli. Bir dakika, içinde hiçbir şey yok. Karpuz falan yok. En azından benim lezzeti görünen bir karpuzum var. Öf, yalanım yok. Bayağı kıskandım. Aslında biliyor musun, tekrar tuşa basacağım. Evet, bir tane daha geldi. Bu sefer yenilebilecek gerçek bir karpuz var. Üstelik karpuz oyma kaşığıyla gelmiş. Hadi bakalım, filin içini dolduracağım. Harika, senin adına sevindim. Hadi yemeye başlayalım. Bu harika görünüyor. Ben de dalıyorum. Öyle harika ve sulu ki. İlk sen açsana. Vay, epey karpuz çıktı. İyi de nasıl yiyeceğim ki? Aa, buldum. Şu halkaları kullanabilirim. Doğrudan meyveye batıralım. Aynen şöyle. Ve mükemmel bir daire çıkaralım. Şimdi de karpuzları dizelim. Kek gibi oldu. Ama daha bitmedi. Şu şekerli sosu üstüne dökelim. Ağzım şimdiden sulandı. Farklı bir renk ekleyelim. Ve süs şekerleri dökelim. Vay, harika duruyor. Keyifle yiyeceğim. Denesene Lili. Teşekkür ederim. Seviyorum. Vay Sunny, sen bir dahisin. Beğenmene sevindim. Haklısın, tam bir dahiyim. Harika bir fikirmiş. Neler oluyor? Umurumda değil, çok havalı. Tabağına bak. Acaba bu ne? Kafam karıştı. Şeker gibi kokuyor. Çünkü şeker. Karpuzu içine bandıracağım. Güzel olacağından eminim. Vay, çıkanların en güzeliydi. Neyse. Bunu söylemeni bekliyordum. Daha önce hiç karpuz reçeli yemedim. Umarım beğenirim. Bir fikrim var. Kaşıklı karpuz kekimi yiyeceğim. Sunny. Çok lezzetli. Ne güzel yarışmaymış. Bence anne, baksana iyi olacak. Ne oldu? Olamaz. Şunu alabiliriz. Umarım elin titremez. Kımıldama. Biraz zaman alacak gibi. Taş, kağıt, makas. 1, 2, 3, hadi. Ben kazandım. Bunu beklemiyordum. Bu ne? Lili?
neler oluyor? Ah, aman neyse. Öyleyse tadına bakalım. Ah, bu da neydi? Abi garipti. Tekrar deneyeyim. Cidden mi? Aa, çok gıcık oldum. Dur biraz. Aa, bir fikrim var. Bu diş fırçasını kullanabilirim. Denemeye değer. Jeli fırçanın üstüne sıkacağım. Aa, sirenler çalışmadı. Henüz. Başardım. Hmm, güzel oldu. Diş macunundan daha iyi oldu. Geri dönsem iyi olur. Ah, döndün. Evet, sıra bende. Aa, gazoz. Hemen içmeliyim. Ha? Dökülmüyor ki. Aa, dur biraz. Anladım. Jöleymiş. Vay. Ah, tadı da harika. Sakız gibi. Hmm, hepsini istiyorum. Saniye. Sunny, sakin ol. Ama çok lezzetli. Oh, nasıl ya? Çok iğrençti. Yüzünü görmen lazımdı. Komik değildi. Çok komikti. Berbat kokuyor. Ah, umarım Kevin buradadır. Hey, dur. Yiyecek ve içecek sokmak yasak. Yalan söylüyorsan anlarım. Buna gerek var mı gerçekten? Kural kuraldır değil mi? Çantanda ne saklıyorsun? O düşündüğün gibi değil. Ver onu bana. Şeker mi? Kesinlikle olmaz. Ben buradayken asla olmaz. Hayır. Evet. Seni kurtaracağım. Seni kurtarmaya geliyorum. Şeker geliyor. Hayır, ağzıma düş. Bu iyi geldi. Şimdi küçük arkadaşını test edelim. Şimdilik iyi. Çok sinir bozucu. Tamamdır. Sende sıkıntı yok. Çok partilemeyin olur mu? Onlara günlerini gösterdim değil mi? Geceye başlamanın ne kötü bir yolu ama. İşte burada. Gözyaşlarını sil. Ayakkabıma bak. Ha? Topuğumu da gördün mü? Ha, bu nasıl aklına geldi? Şeker sokma konusunda dahisin. Şu şeker cümbüşüne bak. Bu şimdiye kadar gördüğüm en havalı şey. Burası yıkılıyor. Oh, vay canına. Hmm, sadece insanların coşkusu değil anlaşılan. Ha, deprem mi oluyor? Olamaz, hepimiz öleceğiz. Ah, dayandık. Yanıma atıştırmalık almam gerektiğini biliyordum. Şimdi ne yapacağım? Of! Ona yardım etsem iyi olur. Acaba çikolata seviyor mudur? Ben çok seviyorum. Hey! Şşt! Şşt! O neydi? Şşt! Hey sen! Ha? Birazcık ister misin? Ha, nereden anladın? Dikkatli ol, tamam mı? Teşekkürler. Bu tam da ihtiyacım olan şeydi. Ama merak etme, söylemem. Burayı sevdiğini biliyordum. Hmm. Burası gece kalabalıklaşıyor. Fotoğrafçıları da mı var? Beni çekebilir misin? Aa, tabii. Neden olmasın? Sadece birkaç poz, tamam mı? Ah, umarım internet sitelerine koyarlar. Bunu getirdiğimi az kalsın unutuyordum. Bu ne güzel şeker. Enfes. Hmm, çok lezzetli. Aa,
Bu düşündüğüm şey mi yoksa? Harika görünüyor. Ne yaptığını sanıyorsun? Yakalandın. Buna el koyacağım. Pekala, gecemi mahvet. Neden yapmayasın ki? Tüh, benim kadar zeki olmaması üzücü. Atıştırma zamanı. Onsuz geceyi asla geçiremem. Şimdi harika dans figürlerimi göstermeye devam. Tamam, bu sefer ben açıyorum. Görünüşe bakılırsa bana devasa bir şırınga gelmiş. Vay canına, kocaman bir şey. Belki de gördüğüm en büyük şırınga. Acaba içinde ne var? Bir fikrim var. Bu tabağa birazını sıkıp ne olduğuna bir bakacağım. Harika bir kırmızı jöle. Öyle gerçekten. Üstelik güzel de görünüyor. Tabağı çizdiği şey de ne güzel. Şirin oldu değil mi? Ama artık şu jeli bir deneyelim. Güzelmiş, meyveli bir tadı var. Tadı meyveli mi? Meyve şekerlerine bayılırım. Bir dakika benimkini açayım. Bana da şırınga gelir sanmıştım ama öyle değilmiş. Balona benziyor. Biraz tuhaf bir şey. Belki içinde bir şey vardır. Bir sallayayım. Yani içinde kesin bir şey sallanıyor da. Tamam, bir saniye. Şunu bir süre buzdolabına koyalım. Şimdi biraz bekliyoruz. Tamamdır. Sanırım yeterince buzdolabında kaldı. Gel bakalım balon. Çok soğukmuş. Şunu masaya koyayım. Şimdi bana bir bıçak lazım. Sıra bir sonraki adımda. Önce bu ilk katmanına ulaşmam lazım. Şöyle hafifçe vurayım. Aman tanrım, yerimden fırlattı adeta. Çok fenaydı. Evet, gergin bir şey. Son katman. Katman falan değilmiş. Sonunda jöleye ulaştım. Çok harika görünüyor. Hadi bir deneyelim şunu. Orta kısmı pırıl pırıl parlıyor. Şu parçayı bir çıkarayım. Ağzıma layık. Çok güzel. Biraz daha yiyeyim. Evet, çok lezzetli. Biraz daha yiyeceğim. Jöle derken hep etrafı mahvediyorsun. Açıkçası bu şeyden gözüm korktu. Öyle çok ki o jöle balonu yemeni artık izleyemeyeceğim. İşim bitti zaten. Karnımda acayip şeyler oluyor. Rahatladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Vay canına, bir sürü baloncuğum oldu. Biraz ister misin? Yok, ben almayayım. Leo, yeme onları. Yine ben açayım mı? Tamam, açıyorum. Güzel, bir şişe vişneli gazoz. Harika. Bir an evvel içmek istiyorum. Sana ne gelmiş Leo? Bana da elmalı gazoz gelmiş. Yaşasın, bayıldım buna. Ben de meyve aromalı gazozlara bayılırım. Çok eğlenceli. Aynen öyle. Elmalı gazoz da son derece ilginç bir şey olmalı. Daha önce hiç elmalı gazoz içmemiştim. Garson, teşekkürler. Bardaklar falan, anladım. Size yardımcı olayım hanımefendi. Bir şişe gazoz için biraz abartmadın mı? Gazozunuzu bardağınıza boşaltayım hanımefendi. Çok güzel görünüyor gerçekten. Yardımın için teşekkürler. Bu ne ya? Ben de gazozum için bardak istiyorum. Bunun için üzgünüm efendim. Gazozunuzu koyuyorum. Çok iyi görünüyor. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Pekala, artık içebiliriz. Şunu biraz havalandıralım. Ya elbette. Bardağı bir döndürelim şöyle. Rengi çok güzel gerçekten. Harika bir kırmızı tonu. Şimdi aromasını bir koklayacağım. Evet, harika kokuyor. Aynen elmalı gazoz gibi. Şimdi ilk tadımımı özenle yapıyorum. İyi fikir. Ne oluyor? Ne ya? Nereye gittin? İyi misin? Evet, iyiyim. Bu arada elmalı gazozumu da kurtardım. Yani her şey harika. Sağlığına. Evet, kesin öyledir. Leo, sen iyi misin? Hadi bu sefer aynı anda açalım. Vay canına, inanamıyorum. Bu pamuk helva. Pamuk helvaya bayılırım. Evet, pamuk helva müthiştir gerçekten. Ben şu üstteki ufak parçaları deneyeceğim. Hadi bakalım. Çok tatlı. Üstelik çilek tadında. Senin yeşil olanının tadı neymiş Leo? Elma tadında. Çok güzel. Bir saniye. Pamuk helvamın içinde bir şey var. Ne demek istiyorsun? Pamuk helvanın içinde ne var? Bir göze benziyor. Sence bizi mi izliyor? Bir dakika, hayır. Bu bir jelibon göz. Bunu alayım yerinden. Acaba benimkinde de jelibon göz var mı? Bakayım hemen. Hadi ama. Burada bir yerlerde olmalı. İşte buldum. Buradaymış. Endi beğenmiş.
Yaşasın, jelibon gözler çok yumuşak ve eğlenceliler. Ağzımda bıraktı, çok hoşuma gidiyor. Ben tadını seviyorum, her zaman çok tatlı. Ama evet, çok da yumuşak. Belki pamuk elmamın içinde başka şeyler de gizlidir. Evet öyleymiş, şu minik jelibon gözlere bak, ne harika. Hadi girin ağzıma. O zaman benimkinde de bir şeyler olması lazım. Evet, işte buldum. 3 ufak şekerleme. Nasıl, beğendin mi? Eminim çok güzellerdir. Hadi aramaya devam edelim. Belki başka bir şeyler de vardır. Varmış bak, bunlar klozet lollipopları. Klozetin içinde ekşi toz var. Lollipopunu bandırmaya hazır mısın? Tabii hazırım. Hadi bakalım. Ben benimkini tozun içinde yuvarlayacağım. O zaman daha çok toz yapışıyor. Ben doğruca içine bandırmayı tercih ediyorum. My gosh, lollipop da tatlı. Harika bir birleşim. Evet, ben de ekşiyi severim. Özellikle ekşi elmayı. Tadı keskin gerçekten. Ne dersin, pamuk elmamızın içinde başka bir şeyler olabilir mi? Ay yok artık, bunu bulduğuma inanamayacaksın. Bir kutu rula sakız bu, inanılmaz. Wow, ay canına, resmen ağzımı sulandırdı. Tadı çok harika, kendimi dizginleyemiyorum. Bütün ruloyu çiğneyeceğim, beni hiçbir şey durduramaz. Fazla güzel görünüyor. Evet, bu sakızlar çok sulu ve lezzetli olurlar. Hey, benim pamuk elmama ne oldu? Gözümün önünde eriyip gidiyor. Hayır olamaz, hepsi eriyip gitti. Bu haksızlık. Pamuk elmamdan geriye kalan tek şey bu yeşil sıvı. Çok üzgünüm. Pamuk elmamı yiyemedim. Of, başına gelen gerçekten çok üzücü. Çok üzgünüm canım. Hey, bu sefer nasıl hiçbir şey çıkmadı? Evet, ben de anlamadım. Burada hiçbir şey yok. Bir dakika, ne yapacağımız hakkında bir fikrim var. Canına şu haline bak, müthiş görünüyorsun. Wow. Teşekkürler, bu kıyafeti hep yanımda taşırım. Şimdi kayıp hazineyi bulma zamanı. Ama bu bütün dünyayı gösteren bir harita, nasıl işimize yarayacak ki? Buldum, tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Kemendimi aldım, bunu görüyor musun? Şöyle bir çevirip fırlatacağım. Yakaladım, hadi çekmeme yardım et. Uf, daha sıkı çek, hadi. Geldi. Bayağı zor iş oldu. Hadi açıp içinde ne olduğunu görelim. Bekle, ya ben? Bende hala bir şey yok. Evet, peki. Al, mutlu musun? Sen şaka mı yapıyorsun? Yok artık. Ben açıyorum. Aman tanrım, bende jelibondan bir karpuz lollipop var. Nasıl yani? Sana bunun çıktığına inanamıyorum. Harika görünüyor. Öyle, ben başlıyorum. Aman tanrım, çok 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 iyi. İyi, umarım bana da bundan gelmiştir. Bana daha fazla karpuz geldi. Aman ne güzel. Evet, fena oldu. İyi ki bana bu gelmedi. Sade karpuz yemekten gına geldi. Hey, belki şunu biraz ilginçleştirebilirim. Pekala, karpuz, bıçak ve bir kase var. Karpuzu kaseye doğruyorum. Sonra da kaşıkla hepsini eziyorum. Bu kadarı yeterli olur. Şimdi bunu çubuk dondurma kalıplarına döküyorum. Suyunun yanı sıra biraz karpuz parçalarından da ekliyorum. Bir de dondurma çubuğunu koymalıyım. Orada ne yaptığını anladım, zekice. Pekala, artık donmuşlardır. Şimdi benim de karpuzlu çubuk dondurmam var. Bu gerçekten iyi görünüyor. Peki, tamam. Sen de bir tane alabilirsin. Al bakalım. Bu kadar iyi olduğum için şanslısın. Parmak savaşı. Seni kesinlikle yeneceğim. Evet, seni çiviledim. Kazandım. Öf, bak. Daha fazla karpuz gelmesi şaşırtmadı. Evet, fenaymış. Bakalım bende ne varmış. Öf, bende de sıradan karpuz var. Bu ne ya? İkimize de tam aynı şey gelmiş. Bunun neresi eğlenceli ki? Neyse, yiyelim bari. Aslında biliyor musun, işleri biraz ilginçleştirmenin tam zamanı. Şef yardıma gelir. Neler yapabildiğimi izle. 3 kase var. Ne? Niye? Onlarla ne yapacaksın ki? Sen izle sadece, bayılacaksın. Önce bunu buraya batırıyorum. Sonra soya sosuna. Hala etkilenmedi mi? Pekala, sıra unda. İyice kaplanmalı. Bu
kadarı yeterli olur. İyi görünüyor. Son olarak da panko'ya buluyorum. Tada! Bu harika olacak. Sadece bir şey daha lazım. Evet, bu mini ızgara. Mükemmel. İçine koyup kapağını kapatıyorum. Bunu hiç anlamadım. Bana tuhaf geldi. Göreceksin. Bitti. Bu çıtır çıtır lezzete bak. Şimdi bir deneyeyim. Ah amanın, of of, müthiş lezzetli. Bu yediğim en iyi şey olabilir. Peki o zaman ben de bundan yapmaya çalışacağım. Bakalım hele, şu parçayla başlıyorum sanırım. Şimdi bununla ne yapacağım? Bir fikrim var. Aşçılık zamanı. Biraz şundan, biraz da bundan, biraz da yumuşatmalıyım. Amanın, ortalığı fena batırıyorsun. Pekala, karpuz dilimim hazır. Çok heyecanlıyım. Şimdi ızgaraya giriyor. Şimdi sadece pişmesinin bitmesini bekleyeceğim. Her neyse, her tarafımı da un yaptın. Oo, şuna bir baksam iyi olacak. Yanıp kömür olmuş. Ah, yazık sana minik aşçıbaşı. Neyse ki bir tane fazladan yapmıştım. Al. Aa, çok teşekkürler, harikasın. Biliyorum. Hangi yiyecekler seni daha çok heyecanlandırıyor? Kırmızı mı yoksa yeşil mi? Arkadaşlarını güldürmek için bu videoyu mutlaka onlarla paylaş. Bunları izledin mi? Hiçbir videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone ol.